Kastamonu Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda günlük 400 ton evsel nitelikli atık depolanmaktadır. Depolanan atıklardan günlük 120 metreküp çöp sızıntı suyu oluşmaktadır. Oluşan çöp sızıntı sularının arıtılması için modern teknolojinin kullanıldığı arıtma tesisinin yapımı, Avrupa Birliği IPA 2 programı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanarak Kastamonu Mahalli İdareler Birliği hizmetine sunulmuştur. Evsel katı atıklardan kaynaklanan çöp sızıntı sularını harici membran biyoreaktör ve nanofiltrasyon prosesiyle yapılan işlemlerin ardından arıtılmış olarak alıcı ortama deşarj etmektedir. Ham çöp sızıntı suyu içerisinde bulunan kirlilik yükleri sırasıyla kimyasal oksijen ihtiyacı 18.200 mg bölü litre, toplam keldal azotu 2.000 mg bölü litre, toplam fosfor 25 mg bölü litredir. Düzenli depolama sahasında depolanan atıklardan oluşan çöp sızıntı suyu öncelikle lagünlerde toplanmaktadır. Lagünlerde toplanan çöp sızıntı suyu terfi pompalarıyla arıtma tesisinin ilk kademesi olan biyoreaktöre iletilmektedir. Biyoreaktör girişinde döner tambur elekten geçerek içerisinde kaba parçacıklardan arınan çöp sızıntı suyu biyoreaktöre anoksi havuzdan giriş yapmaktadır. Çöp sızıntı suyu anoksi havuzda oksijensiz ortamda biyolojik arıtma işlemine tabi tutulmaktadır. Anoksi havuzda tam karışımı sağlamak ve çökelmeyi önlemek amacıyla dalgıç mikser mevcuttur. Çöp sızıntı suyu anoksi havuzdan sonra aerobik havuza iletilmektedir. Aerobik havuzda oksijenli ortamda biyolojik arıtma işlemine tabi tutulan çöp sızıntı suyunun içerisindeki karbon, azot ve fosfor gibi kirlilik yükleri giderilmektedir. Aerobik havuzdaki oksijenli ortamı sağlamak için blowerlar ve jet ejektör sistemleri kullanılmaktadır. Biyoreaktörde oluşan fazla çamur, santrifüj dekantör vasıtasıyla kuru kek haline getirilerek tesisten uzaklaştırılmaktadır. Biyoreaktörde biyolojik arıtma işlemi sonrasında çöp sızıntı suyu, en son teknoloji olan ileri fiziksel arıtma işleminden geçmek için harici tubüler ultrafiltrasyon membran sistemine iletilmektedir. Ultrafiltrasyon membranlarının gözenek çapları 30 nanometredir ve ortalama 4 bar basınç altında ileri fiziksel arıtma işlemi gerçekleştirilmektedir. Biyolojik arıtma sonrası, ultrafiltrasyon membran sistemi sayesinde çöp sızıntı suyu içerisinde bulunan koloidal partiküller, bakteriler ve bazı virüsler giderilmekte ve %95 oranında biyolojik ve fiziksel arıtma işlemi gerçekleşmektedir. Ultrafiltrasyon sisteminden arıtılarak çıkan ultrafiltrasyon ürün suyu, ikinci kademe membran sistemi olan nanofiltrasyon membran sistemine iletilmektedir. Nanofiltrasyon membran sisteminde, ultrafiltrasyon ürün suyunun içerisinde çözünmüş olarak bulunan ve iyon yükü artı birden yüksek olan iyonlar, ortalama 12 bar basınç altında giderilmektedir. Bu arıtım işlemi sonrası nanofiltrasyon üretim suyu alıcı ortam standartlarına uygun olarak deşarj edilmektedir. Çıkış suyundaki kirlilik yükleri sırasıyla KOI, kimyasal oksijen ihtiyacı 500 mg bölü litreden, toplam keldal 15 mg bölü litreden, toplam fosfor 1 mg bölü litreden azdır. Çöp sızıntı suyu arıtma tesisindeki bütün üniteler SCADA ve otomasyon sistemi üzerinden otomatik olarak kontrol edilmektedir.